Değerli meslektaşlarım, ne bir odası var, ne bir meslek yasası var, ne de kamu yararına hizmet etme düsturunda olan bir statüsü var. Yani sahipsiz. Biz şu anda aynı masada oturduğumuz Metin Soylu abimle birlikte Kayseri Ticaret Odası'nda müteahhitleri iki arkadaşımız 11 kişiyle temsil ediyoruz. Bu bir şikayet değil. Kaldı ki firmada kardeşim Mustafa Aydın da şu anda Ticaret Odası'nda aynı zamanda meclis üyesi. Ama biz çok rica ettikleri ki bak koskocaman Kayseri Ticaret Odası 41 tane meslek kuruluşu var. Bu meslek kuruluşunun içerisinde nereden baksanız 20'nin üzerindeki meslekler şu andaki siz meslektaşlarıma hizmet etmekte olan alt meslek grubu. Çünkü orada 4 yıl görev yaptım yönetimde, biliyorum oradaki meslek gruplarının adlarını. Bir sitem değil, bir tespit, bir kahır değil, bir şikayet değil. Niye müteahhitler bu şekilde gerçekten haklarını alamıyor? Madem bu ülkenin dinamosu gerçekten 300'ün üzerinde ürünü imalata dönüştüren, büyük riskler alan, en ufak bir olumsuzluk olduğunda adını bir şekilde kurtaramayan bu meslektaşlarımızın gerçekten örgütlü, gerçekten yasal olarak bir statüsü yok. Ancak ne var? İşte şu anda benim de sizlere hitap ettiğim, biraz önce çok kıymetli Yalçın Başkanım da ifade ettiği gönüllü kuruluşlarımız, yani derneklerimiz, federasyonumuz ve konfederasyonumuz var. Biz istiyoruz ki bu meslek gerçekten her önüne gelenin yaptığı bir iş olmasın. 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, canlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek şunu da söylemek istiyorum. Kayseri'mizde bizler de tedirgin olduk. Evlerimizi terk ettik. Bağlara, köylere, müstakillere çekildik. Ama Kayseri'deki durum 14 bin adet vatandaşımız çevre şehirciliğe şikayette bulundu ve yapılan tespitlerde 1000'e yakın konutun ağır hasarlı olduğu görüldü. Bunun da aşağı yukarı 600'e yakını Sarız, Pınarbaşı o bölgede olduğu söylendi. Ama ben şu bilgiyi de vermek istiyorum. Kayseri'mizin içerisinde Melikgazi'de 6, Koca Sinan'da 6, Talas'ta da hiç yok. Ağır hasarlı konut tespitimiz bu. Benim bu çevre şehircilikten aldığım bilgi. Yani sokaktan bir bilgi alarak sizin gibi çok önemli noktalarda sorumlu olan arkadaşlarımla o bilgiyi paylaşmak istemediğim için sağ olsun bu verileri aldım. Türkiye genelinde inşallah kentsel dönüşüme hız verir. Bundan sonraki dönemde müteahhitlerimizin son dönemdeki itibarının maalesef biraz düşürülmesi, bunun da inşallah biz kısa zamanda kentsel dönüşümle birlikte telafi edeceğiz. Çünkü maalesef müteahhitler sosyal medyada şeyler itibarına biraz gölge düşürüldü. Son dönemde bunu aşmak için de daha çok çalışıp İnşallah birlikte beraberlik içinde Türkiye'mize, özellikle Kayseri'mize daha güzel, daha sağlam ve daha yaşanabilir bir şey yapmak için hep birlikte mücadele edelim geleceğiz bundan sonra da. Bunun için de birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Şu anda müteahhitlik sınıflandırmasıyla birlikte çok şükür müteahhitlerimizin belli bir sınıf ve itibarı oldu. Bu sınıflandırmayla birlikte Kayseri'deki müteahhitlerimizin sayısı gerçekten çok az. Şu anda yaklaşık A'dan H'e kadar 218 müteahhitimiz var. H'ta 1600 küsur müteahhitimiz var. Geçici 8000 müteahhitimiz var. Kayseri'mizin en az 20.000 kurula ihtiyacı var. Onun için de müteahhitlerimiz
sayısını artırıp hikayelerimize destek vermek